Seni hemen görmem lazım. Ne oldu, hayırdır? İzmir'de misin? Emin, ne olduğunu söyleyecek misin? Telefonda olmaz. Sen nerede olduğunu bana söyle bir. Ben İstanbul'dayım ya. Kongreye geldim. Çok iyi. Tamam, o zaman bugün buluşalım, sana anlatacaklarımı. Olur, olur. Tamam. Emin. Ne istiyorsun benden? Sen az konuşsak. Yaşar, çık dışarı. Yaşar. Geldim baba. Ne var oğlum? Baba, ben af dilemek için şittim. Ya oğlan benim oğlan en nihayetinde. Hı. Gözüm üstünde bundan sonra. Bundan sonra en ufak hatasında kemiklerini kırmayan. Şimdi sen bana diyeceksin ki ben sizin için geldim buraya. Haklısın. Allah canımı alsın, ben de evlatlarımın geleceğini düşünerek baba. Yaşar, tamam. Tamam. Hep birlikte halledeceğiz Allah'ın izniyle. Halledeceğiz inşallah. Evelallah. Biz nelerin altından kalkmadık. Değil mi baba? Ceyhun'u çağırsana bana, ben çıkayım artık. Derhal baba. Daha ne kadar gideceksin? Ah, Allah'ım sen benim aklımı kaydettin. Sen benim aklımı kaydettin. Üç bahar, üç yaz, üç kız, üç kış, hep topu bu kadar. Sonrası? Sonrası senden haber almak zor. Duyursun ama görmezsin. Duyarsın ama anlamazsın. Mehmet Ali Bey bu ortaklık için Verdana Grup'tan yüksek miktarda kredi aldı Emin Bey. Hem de oldukça yüksek bir miktar. Çocukların şansını ellerinden alma. Sana karşı durmazlar, seslerini çıkarmazlar ama gönül koyarlar, küserler. Onların haklarına girme. Bu meselede senin kadar onların da hakkı var. Açtın mı pencereleri? Al bak bakalım, açınca ne oluyor? Ben gidince ailemi koruyacak kimse kalmayacak. En azından ben sağ olduğum sürede onların başındayım. Toplayın herkesi, konuşacağım. Siz gidebilirsiniz. Geç otur sen de.
Ben buraya gelmeyi sizin için kabul ettim. Anneniz, babaanneniz çocukların hakkına girme dedi. Ben hayatta çok şey yaşadım. Zaten tecrübe dediğin yaptığın hataların toplamından başka bir şey değil. Ben sizin tahmin ettiğinizden çok daha fazla hata yaptım. Siz yapmayın diye uğraşıyorum. Kadircan. Para zehirli yılan gibidir. Sütünü sağacaksın ama elini ısırmasına izin vermeyeceksin. Siz daha gençsiniz. Size güzel geliyor. Dede boş konuşuyor diye düşünürsünüz. Estağfurullah. Yo yo öyle, öyle düşünürsünüz bilirim. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Paranın zehri önce tatlı gelir ama sonra fena canını yakar. Hatta daha da kötüsü, bütün vücuda yayılır. Daha iyi bir gelecek için dersin. Evlatlarım daha iyi bir hayat yaşasın dersin. Sonra bakarsın elinde hiçbir şey kalmamış. Neyse. Gelelim meseleye. Ben sizi niye çağırdım? Allah nasip etti, ben kocaman güzel bir aile kurdum. Yuvarlanıp gidiyorduk. Sonra işte bildiğiniz şeyler. Kendimize alışmadığımız, ait olmadığımız bir hayatın içinde bulduk. Kolay değil tabii. Çocukların geleceği daha iyi olsun diye. Ama ya ben burayı kendi kurallarımla çevireceğim? Ya da burası beni kendine çevirecek, ben buna müsaade etmem. Bir daha beni, bu aileyi rezil edecek, başını öne eğdirecek en ufak bir harekete müsamaham yoktur. Bir zenginliğin içine düştünüz, onu kendinizin zannediyorsunuz. O da sizin değil. Hata yapan kendini ödemiş de baba evinde bulunur. Ve bu servetten 5 kuruş alamaz. Ne ben yaşarken ne ben öldükten sonra. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Aileden kovarım. Kimseyle görüşmesine, konuşmasına izin vermem. Yapayalnız kalır. O zaman anlar ailenin değerini. Bilen bilir, yaparım. Ayağınızı denk alın. Efendim oğlum, rüyanda mı gördün beni? Kusura bakma abi, bu saatte aradım ama uyuyor muydun? Yok yok. Hayırdır? Resmiye diye birini tanıyor musun abi? Hiç duydun mu adını? Duymadım. Nereden çıktı? Babamın geçmişinden biridir belki diye merak ettim. Sen biliyorsundur diye. Ben sana en başta söyledim Kadir. Bilmek istediğin ne varsa babana soracaksın oğlum. Haklısın abi, kusura bakma, rahatsız ettim. Estağfurullah. Sen istediğin zaman ara beni. Sağ ol abi. Hayırlı akşamlar. Sana da evlat. Thank you.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emin? Ne oldu sana ya? Yok bir şey, yok bir şey. Düştüm. Bir şey. Nasıl bir şey yok Emin? Yok, önemli değil. Doktor, sen ne yapacaksın, ne vereceksin bana? Ben iyi değilim ya. İlaçlarını alıyorsun değil mi Emin? Yani ilaçların etkisini... Boşu boşuna mı verdim ben sana o ilaçları? Her şey çok üst üste geldi. Ne alakası var şimdi bunda? Fırsatım olmadı. İlaç almaya da çıkamadım tek başıma. Evde kimse bilmiyor zaten. Bir de yani ben aklım bulanmasın istiyorum. Şu aralar benim keskin düşünmem lazım. Biz sana niye verdik o ilaçları? Aklın bulanmasın diye. Aziz Allah. İlaçların üstüne tek tek yazdım, kutuların üstünde hepsi yazıyor. Ne zaman alacaksın, neyi alacaksın, kaç tane alacaksın hepsi var. Tamam. Bu da reçeten, içine koyuyorum. Allah razı olsun. Ha, Fazilet'i ara da bana ver bir konuşayım. Sebep? Ya sen şimdi unutursun ilaçları falan almayı. Ki unutacağın kesin. Ben onu da bir konuşayım da hatırlatayım. Sen yaz buraya. Eskisinde bir sürü başka bir şeyler vardı da kaybolunca gitti. Sen ilk sayfasına yaz. Emin kim biliyor bana bir söylesen. Hiç kimse. Ve Allah izin verirse hep böyle kalacak. Emin yardıma ihtiyacın var. Birilerinin bu ilaçları hatırlatması lazım sana. Yanında durması lazım. En azından bir Kadir'le konuşsan. İki cihan bir araya gelse böyle bir şey olmayacak. Hele Kadir'le. Sen bana böyle bir şey söylemedin, ben de böyle bir şey duymadım. Tamam yaz sen. Emin ya. Kim o? Ha, gel kızım. Buyurun Emin Bey. Nedir o? Mehmet Ali Bey'in hayatına yazan bir iletişim bilgileri efendim. Şey, Burak Bey patrona deyince... ...ben çok özür dilerim efendim. Sanırım bu Kadir Bey'e gidecekti. Yok yok, benim o ben. Aklımdan çıkmış. Tamam. Neyin peşindesin sen? Ne oluyor baba? Asıl sen söyle ne oluyor. Bilmediğin işlere niye karışıyorsun sen? Ben bugüne kadar anlatmamıştım sana. Bundan sonra mı anlatacağım? Anlatabilirsin ama. Sonra yedi düvelden dinleyelim değil mi? Bu ailede amcamı bir tek ben biliyordum. Kime söyledim ya? Karışma. Benim işlerime karışma. Beni kurcalama. Sana ilk ve son ihtarım. Silahları değişiriz ona göre. Resmi kim baba? Sana ne? Sana ne? Emin yardıma ihtiyacın var. Birilerinin bu ilaçları hatırlatması lazım sana. Yanında durması lazım. En azından bir Kadir'le mi konuşsan? Gel. Beni istemişsiniz beyefendi. Sır saklar mısın? Ben rahmetli Mehmet Ali Bey'in sırdaşıydım efendim. Eşi İzer Hanım'ın bile bilmediklerini bilirdim. Gördüğüm, bildiğim ne varsa benimle mezara gider. İçiniz rahat olsun. Benim bazı ilaçlar almam lazım. Yaşlılık malum. Bazen
Unutuyorum bir şeyleri. Her gün bana evden çıkmadan hatırlatır mısın? Emredersiniz. Başka bir arzunuz? Bir hamur içerim. Hemen. Nereye gece? Söyle. Baba bir çözüm bulduk da bir gelirsen. Hı, tamam. Ahmet. Buyur babacığım. Oğlum ben ne derim size? İş yerinde baba yok. Affedersin babacığım. Aman baba yok. Kusura bakma tekrar. Gel benimle. Geleyim Emin Bey. Hı. Bunun ne işi var burada? Ahmet de aileden, bizden. Bir Büşra çağır. Lüzum yok. Asıl bizden olan Büşra. Onun burada olması lazım. Büşra konuyu bilmiyor ki. Biliyor. Ben abimlere de söyledim, Büşra'ya da. Ben sana söyle dedim mi? Bana da sen söylemedin ki. Neymiş anlat bakalım. Efendim, Kırklareli'nde bir süt fabrikamız var. Burhan Bey, Kadir'e sordum ben. Gel kızım. Öyle anlat bakalım neymiş? Burak Bey'in de söylediği gibi Kırklareli'nde süt fabrikası varmış. Amcam satmayı düşünüyormuş. Bize zarar yazıyor ama alıcısına kâr ettirir. Alıcısı hazır. Sattırmam. Baba bir dakika dur bir dinle. Bir her şeyiyle ortaya koyayım. Bütün nedenleriyle her şeyiyle. Sen istediğin kadar anlat. Ben abimin emanetine ihanet etmem. Sattırmam. Laf ağızdan bir kere çıkar bunu kafanıza sokun. Sattırmam. Bu abinin emaneti değil ki ya. Nasıl değil? Neden değil? Bir süreliğine gitmiş olsaydı sonuna kadar arkanda dururdum. Ama artık geri dönmeyecek. Sen ne biçim konuşuyorsun ya rahmetli amcan hakkında? Yalan mı baba? Dönecek mi? Sattırmam. Laf ağızdan bir kere çıkar dedim. Sattırmam. Fabrika satarak borç mu ödenir ya? Hayatımda duymadım böyle. O zaman satalım her şeyi araç mezat dönelim ödemeyeceğim. Ne oluyor oğlum içeride? Dinlemiyorsun ki. Vallahi hiç dinlemiyorsun ki. Abim yine. Abim neler çekti burayı yaparken biliyor musun sen? Gel bir çay içelim. Sabahlara kadar çalıştı adam. Yeri geldi günlerce ailesini görmedi. Ama siz nereden bileceksiniz? Çözmeye çalışıyorum. Her seferinde gelip bozuyorsun. Evet. Sen başka işlerle uğraşacağına bununla uğraşsaydın çözerdin. Ne alakası var ya? Ben dün sabaha kadar bunlarla uğraştım. Başka çaremiz yok. Var. Çare var. Çare mutlaka bulunur. Çare var. Sen bulamazsan ben bulurum. Buyur bul o zaman. Benden bu kadar. Evet. Bulurum. Senden bekleyen de kabahat zaten. Sen helalimin hayatıyla uğraşacağına bu işlerle uğraşsaydın çözerdin. Tövbe estağfurullah. Evladım. Buyurun efendim. Finans müdürü nerede? CFO'muz İhsan Bey mi? Finans müdürü işte. Parayla ilgilenen adam. CFO'muzdan mı bahsediyorsunuz? Bir of mof bilmiyorum kızım. Nerede? Finans müdürünün yeri neresi? Pazarlama departmanımızın yanında efendim. Pazarlama departmanı nerede? Buyurun ben size eşlik edeyim. Evet, evet. Sen bana eşlik et. Fesubhanallah.